Değerli dostlarımız, merak ettiklerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Efendim bizlere sorularınızı iletmek için 0312 alan koduyla 341 2040 numaralı telefon numarasından, merakettiklerimiz@dosttv.com adresinden mail yoluyla ve merak ettiklerimiz Facebook sayfasına mesaj yoluyla sorularınızı iletebilirsiniz. Bugün inşallah Tahir Tural Hocam, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Tahir Tural Hocam'la birlikte sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyoruz. Hocam, araya girmeden önce iki tane sorumuz geldi. Birincisi, araç kasko caiz midir? Ve ikincisi de bireysel emeklilik. Sık gelen evet. Sorular bunlar. Bu soruların her ikisi de çok sıkça sorulan ve sanıyorum ki hemen hemen bütün hocalarımızın da, programa katılan bütün hocalarımızın da en az yüzlerce kez cevaplamış olduğu bir sorudur. Fakat tabii ki kardeşimiz yeni dinleyeceği için biz ona hürmeten ve ona bir saygı olarak kısaca cevaplayalım. Gerek trafik sigortası, gerekse araçların kasko yaptırılması caizdir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Bu, bir mesleği icra eden kişilerin birbirlerine başlarına bir felaket geldiği vakitte yardımlaşmalarını taahhüt etmelerinden ibarettir. Dolayısıyla da birinin başına bir şey geldiğinde, diğeri otomatik olarak ona yardımcı olacağını taahhüt ettiğinde, böyle bir söz verdiğinden dolayı kaskonun caiz olduğunda son dönemde alimlerimiz neredeyse ittifak halindedir. Din İşleri Yüksek Kurulu da gerek zorunlu trafik sigortalarının gerekse kaskonun caiz olduğuna fetva vermektedir. Diğer kardeşimizin sorusuna gelince, bireysel emeklilik iki şıkta inceleniyor. Birinci şıkkı, eğer bireysel emekliliği İslam'ın ticaret kurallarına riayet etmeyen, haram helal ayrımı yapmadan almış olduğu, üyelerinden almış olduğu meblağları, aidatları gelişigüzel değerlendiriyor ise, haram helal ayrımı yapmadan değerlendiriyorsa, böyle bir kuruma başvurarak veya böyle bir müesseseye üye olarak bireysel emeklilik yaptırmak caiz olmaz. Çünkü bu paranın haram yolla değerlendirilmesi, kazanç sağlaması, bizzat kişinin kendisi yapması günah olduğu gibi vekalet verdiği kişinin yapması da günahtır. Dolayısıyla haram yolla nemalandırılmış, değerlendirilmiş bir paradan bir pay alamaz, alması da caiz değildir. Ama bireysel emekliliği İslam'ın ticaret kurallarına riayet etmeye çalışan, haram ve helal kurallarına riayet etmeye çalışan bir müesseseyle, bir kurumla veya bir şahıs aracılığı yapmış ise, o vakitte bu şahıs üyelerinden toplamış olduğu aidatları haram ve helaldan, haramlardan uzak olarak helal alanlarda değerlendirdiği için, diyelim repoya girmiyor, işte faize girmiyor veya İslam'ın haram saydığı diyelim işte kan alıp satmıyor, içki alıp satmıyor vesaire yani. Tamamıyla topladığı paraları helal alanlarda değerlendiriyor ise, o zaman bunu bir kişi nasıl ki kendi parasını helal alanda değerlendirip ticaret yaptığında hem kendi parası hem de bundan kazandığı karı helal oluyor ise, vekalet vermiş olduğu kurumun çalıştırarak, helal alanda çalıştırarak değerlendirdiği ve nemalandırdığı parayı alması da helal olur. Bunda bir sakınca olmaz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bir telefon bağlantımız daha mevcut. Alo. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Fikret Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Allah razı olsun. Benim hocama bir sorum olacaktı. Almanya'dan arıyorum. Dinlemekteyiz efendim. Almanya'da mesela biz ev almak istiyoruz banka kredisiyle. Burada Müslümanların öyle söyleyeyim. %90'ını almış durumda. Bu konuda neye dayanarak bazı hocalar caizdir diyor, bunu açıklarsa bize çok seviniriz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Almanya'ya selamlarımızı iletiyoruz. Şimdi kardeşiniz neye dayanarak bunu söylüyorlar diyor. Önce şuradan başlayalım biz. Arz edeceğimiz konuyu kısa kısa arz edeceğim. Çünkü bir derste daha, bir programda daha kısaca açıklamıştım. Öncelikle
İslam dininde faizin haram olduğunu, gerek alınmasının gerek verilmesinin, faiz almak ve faiz verin haram olduğunda ümmetin tamamı icma etmiştir. Çünkü faiz o kadar gayrimeşru bir kazanç kapısıdır ki Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bunu yapan insanların hem kendisine hem de Resulü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e savaş ilan etmekle eşdeğer tutuyor. Şimdi Allah'a ve Resulüne savaş ilan etmek, onlara savaş açmanın ne kadar büyük bir günah olduğunu tasavvur edin. O zaman faiz alıp verenlerin de ne kadar büyük bir günah işlediğini anlamış olursunuz. Hal böyle olduğundan dolayı ayet ve açık, ayetler açık, hadisler çok açık. La'anallahu ekiler riba ve mukilehu. Yiyene de yedirene de, yani alana da verene de Allah lanet etsin diyor. Ahallallahu'l bey'a ve harramer riba. Allah alışverişi helal, ribayı, faizi haram kıldı diyor. Bu açık. Yine ulemamız şunu da ittifak etmiştir. Bir Müslüman dünyanın neresinde olursa olsun, yani ister Müslüman devlette olsun, ister kafir devlette olsun, isterse darul harp, Müslümanlarla fiilen savaş yapılan bir ülke. Darul harp, Müslümanların fiilen savaştığı, onların da Müslümanlarla fiilen savaştığı bir ülkede olsun. Faiz kesinlikle vermeleri haramdır. Müslümanların, bakın, ister İslam ülkesinde, isterse kafir ülkesinde, sulh ülkesinde, eman ülkesinde, fıkıhtaki terimleri peş peşe sayıyorum, isterse darul harpte, Müslümanlarla savaşan bir ülkede, faiz vermelerinin haram olduğunda, günah olduğunda bütün fukaha ittifak etmiştir. Bu ikinci nokta. Peki, alimler nerede ittifak etti? Üçüncüsü de bütün alimler, ister İslam ülkesinde, ister kafir ülkesinde olsun, kafirlerle anlaşma yaptığımız, diyelim ki Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda gibi Müslümanlarla anlaşması olan kafir ülkelerden olsun, onların vatandaşlarından faiz almanın haramlığında bütün ulema ittifak etmiştir. Bak, verme, alma, ittifak. Peki nerede ihtilaf etmişlerdir? Darul harp. Müslümanlarla fiilen savaşan bir ülkenin vatandaşından faiz alınabilir mi, alınamaz mı? Bütün ulema diyor ki, dünyanın neresinde olursa olsun, ülkesine bakmaksızın Müslüman ülke midir, kafir ülke midir, darul harp midir, haramdır diyor. Alması da vermesi de haramdır diyor. Söylediğimizin hepsini özetledi. Sadece İmam-ı Azam Efendimiz rahmetullahi aleyh diyor ki, darul harp olan bir ülkenin vatandaşından onun rızası ile faiz alınabilir diyor. Bak, verme değil. Buraya dikkat çekiyorum. Darul harp, fiilen savaşılan bir ülke. Onun vatandaşıyla bir Müslüman faiz akdi yapsalar, alması helal. Alması helal diyor İmam-ı Azam Efendimiz. Vermesi kesinlikle haramdır diyor diğer bütün ulema gibi. Peki İmam-ı Azam Efendimiz'e diyoruz ki, ey imam, darul harp olan bir ülkenin vatandaşından faiz almak helaldir diyorsun. Vermek de haramdır. Neye dayanıyorsun? Kardeşimizin sorusu burada. Bu mukaddimeydi. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, la riba beynel harbiyi ve beynel müslim. La riba beynel müslim ve beynel harbi. Müslümanla harbi, darul harb olan bir ülkenin vatandaşı arasında faiz almada herhangi bir sakınca yoktur hadisine dayanıyorum diyor. Niye dayanıyorsunuz bu hadise? Diyor ki, bir ülke bize savaş açmışsa, biz onu iktisadi ve ekonomik olarak çökertmekle mükellefiz. Devletin çökertilmesi vatandaşın ekonomik gücünün zayıflatılmasıyla olur diyor. Öyle değil mi? Günümüzde bile bakın, bir hain veya bazı hainler diyeyim ben, vatandaşlar beni bağışlasın, bu tabiri açık kullanayım, hain. Benim ülkemde ne diyor insanlara? Şu tarihe kadar, Haziran gün veriyor, sakın ha sokağa çıkmayın, büyük alışverişlere gitmeyin, İşte efendim toplu olan yerlere gitmeyin. Ne yapacağız biz, evde oturun, evinizde oturun, dışarı çıkmayın. Sen çıkma, ben çıkmayayım, o çıkmasın, bu çıkmasın. Peki bu vatandaş, bu tüccar kime ne satacak?
Ben satamadım, siz satamadınız, o satamadı. O zaman ben çekimi ödeyemem. Ben ödeyemeyince diğer kardeşim, o ekonomik hayat birbirine bağımlı zincir halkaları gibi ne yapar? Zayıflar ve çöker. Çöktüğü vakitte ne yaparsınız? Ülkeyi çökertirsiniz, yönetimi çökertirsiniz. Hedefleri bu. Ha, İmam-ı Azam Efendimiz de aynı mantıktan hareket ediyor. Diyor ki, savaş ilan etmiş bir ülkeyi Müslümanlara karşı. Biz onun ekonomik ve iktisadi gücünü zayıflatmalıyız ki bizimle savaşı devam ettiremesin ve biz galip gelelim. Bunun yolu da diyor önce vatandaşını zayıflatmaktan gelir. Onun için diyor bundan faiz alırım diyor. Bu hadisi de delil gösteriyor. Diğer alimler niye İmam-ı Azam'a katılmıyor? Birincisi okumuş olduğumuz hadis Müslümanla harbi vatandaş arasında darul harb olan ülkede faiz almakta sakınca yoktur hadisi mürseldir. Mürsel hadis zayıftır. Zayıf olduğu için delil olarak alınamaz. Niye? Kat'i olan ayetin karşısına zayıf bir hadis delil olarak konamaz diyor. Dolayısıyla da dünyanın neresinde olursa olsun, ister İslam ülkesi olsun, ister kafir ülkesi, ister harbi ülke olsun, hiçbirisinde faiz almakta vermekte caiz değildir diyorlar. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Kredi çekip ev alan kardeşlerimiz faiz mi alıyorlar, faiz mi veriyorlar? Ne yapıyorlar? O bankaya faiz ödüyorlar. Dolayısıyla onlar İmam-ı Azam'ın da dediğini yerine getirmiyorlar. Onlara fetva verenler de İmam-ı Azam'ın dediğini yapmıyorlar. O zaman ne yapıyorlar? Yeryüzünde hiçbir müştehidin demediğini yapmış oluyorlar ve İmam-ı Azam'a da iftira atmış oluyorlar. Kıyamet günü İmam-ı Azam onların karşısına dikilecek ve diyecek ki ey hoca bozuntuları, ben size faiz verin dedim mi? Yok. Siz ne yaptınız? Müslümanlara darul harp diye kabul ettiğiniz o ülkelere, ki onların hiçbirisi darul harp değil, darul harp kabul ettiğiniz o ülkelere faiz verdirerek onların ekonomisini canlandırdınız ve Müslümanlara karşı hile tuzak kurmalarına, terörü beslemelerine destek verdiniz. Ölen Müslüman kanı, akıtılan Müslüman kanından sorumlu musunuz, değil misiniz? Bunu soracak İmam-ı Azam Efendimiz. Onun için bu hoca efendilerin, hocalara benzetmeye çalışan insanların fıkıhta hiçbir dayanakları yoktur. Sadece fıkıh bilmemek ama başına sarık takarak hoca gözükmekten başka bir itibarlarda yok. Bir kıssa anlatacağım burada, çok önemli. Süleyman Aleyhisselam döneminde, halkımız bunu dinlesin de bilsin diye söylüyorum. Affedersiniz, bir çayırlık, çimenlik alanda iki tane leylek otluyormuş. Leylek otluyor. Bir insan da oradan geliyor. Leyleğin biri başını kaldırıyor, diyor ki, otluyor demeyelim de biz böcek vesaire var. Çünkü leylekler malum otlamaz. Diyor ki arkadaşına, insan yaklaşıyor. Hadi uçup uzaklaşalım. Diğer arkadaşı şöyle bakıyor. Diyor ki gelenin çenesinde sakalı var, başında da sarığı var. Allah'ın emrini bilen bir insandır. Allah'ın emrini bilen bir insan bize niye ilişsin? Çünkü biz av hayvanı değiliz ki etimizden istifade için bize avlasın. Biz tüyünden ve derisinden istifade edilen bir hayvan değiliz ki bize bunun için av yapsın. Biz efendim saldıran bir hayvan değiliz ki bizim şerrimizden korksun da önce davranıp bizi vursun ve böylece ona bir zarar vermemizin önüne geçme kastı. Biz hiçbir şey değiliz. Dolayısıyla sen karnını doyurmaya ve avını bulmaya bak diyor. İşte böyle konuştuktan sonra aldırmıyorlar. O insan yaklaşıyor. Elindeki bastonu, bunlar niye benden kaçmıyor diye, beni adam yerine koymuyorlar mı diyor. Bastonu atınca o leyleğe, diğer arkadaşına, bu Allah'ın emri bilir, dolayısıyla bize zarar vermez diyen insana leyleğe bastonu atar atmaz ayağına isabet ediyor ve ayağını kırıyor. Ve leylekler uçuyor, iki leylek uçuyor. Gidiyorlar Süleyman Aleyhisselam'a. Kuş dilim biliyor. Şikayetçi oluyorlar. Süleyman Aleyhisselam cinlere emrediyor. O adamcağızı getiriyor. Diyor ki, niye bu hayvanların ayağını kırdın? Av hayvanı değil, saldıran hayvan değil, etinden ve tüyünden istifade edecek bir hayvan değil. Niye kırdın? Meşru hiçbir gerek yok. O zaman diyor, senin de ayağını ben kıracağım diyor. Senin de ayağını ben kıracağım diyor. Leylek diyor ki,
Leylek diyor ki, efendim ben bir şey rica edebilir miyim? Et diyor. Bizi aldatan başındaki sarığıyla çenesindeki sakalıydı. Sarığını alın, çenesinden de sakalını alın. Kimse bir daha aldanmaz buna diyor. Günümüzde ne kadar çok bunlar. Adam oturmuş, utanmaz adam. Bütün Müslümanlara beddua ediyor. Kendisine destek vermeyen, taraftarına destek vermeyen insanların tamamına beddua ediyor. Allah onu bedduası içerisinde boğacaktır. Ve böyle insanlar, adı hoca, adı bilmem ne, bu vatandaşa zarar, vatandaşa yine diyorum, bizi dinleyen herkese şunu diyorum. Adımızın hocalığına değil, ilmimize, ihlasımıza, ehli sünnet olup olmadığımıza, devletimize, milletimize, ümmetimize bağlılığına bakacak. Böyleyse amenna sözünü alacak. Böyle değilse sıradan konuşan bir insan ne değeri var? Onun da hiçbir değeri olmayacak. Ben vatandaşlarımdan bunu istirham ediyorum. Onun için Avrupa'da, ki bu ülkelerin hiçbirisi darul harp değildir, bu ülkeler darul sulhtur. Müslümanlarla anlaşma yapmışlardır. Bunlardan faiz almak da faiz vermek de helal değildir. Gayri meşrudur, caiz değildir. Caizdir diyenlerin fıkhı hiçbir delili de yoktur. İmam-ı Azam'a iftira etmişlerdir. Hocam çok teşekkür ediyoruz bugünkü cevaplarınız için. Ki bazılarında çok daha ayrıntıya girdik. Daha açıklayıcı bir şekilde oldu. Programımızın sonuna geldik. Değerli dostlarımız, bugünkü vaktimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın yine aynı saatte merak ettiğiniz sorulara cevap bulmak ümidiyle yine karşınızda olacağız. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyoruz efendim.